Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 24-30 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, güneş akrep burcunda ilerliyor. Akrep burcunda yeni ayla beraber güneş tutulması yaşayacağız. Önemli bir haftadayız. Kişisel ve toplumsal alanlarda belirgin, beklenmedik durumlar, daha kadersel etkiler olabilir tabii ki. Tutulma dönemi çünkü bu. Sizin için özellikle 11. ev konuları. Arkadaşlarınız, beraber çalıştığınız kişiler, özellikle ekip çalışmalarınız olabilir bunlar, arkadaş gruplarınız olabilir. Buralarda bazı etkiler var. Son 6 ayı etkili, aslında son 1 yıldır bu akrep boğa tutulmaları etkisindeyiz. Geçtiğimiz Mayıs'ta da akrep burcunda bir ay tutulması olmuştu. Yine sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ekip çalışmalarınız, grup faaliyetlerinizle ilgili ya da geleceğe dair bazı işleriniz, projelerinizle ilgili etkiler başlamış olabilir. Şimdi farklı bir aşamadayız. Aslında güneş tutulmaları yeni aydır ve yeni aylar başlangıçlarla ilgilidir. Evet, bu yeni bir tanışma, yeni bir arkadaşlık, yeni bir grup çalışması, bir ekip için belki bir dernek, vakıf faaliyeti ya da bir projeye başlamak, bunlarla ilgili etkileri hayatınıza getirebilir. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Ve bu haftanın en önemli etkilerinden birisi de, aslında yılın en önemli etkilerinden birisi, Mars İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. 13 Ocak'a kadar Mars gerileyecek 6. evinizde. Bu alan tabii ki sizin günlük hayatınız demek. Yani işte sabahtan akşama kadar neler yapıyorsunuz? Çalışıyorsanız iş ortamınız, çalışma koşullarınız. Mars gerilemesi biraz buralarda gecikmeler, işte enerji düşüklüğü, motivasyon azalması, karışıklıklar yaratabilir. Buna dikkat etmek lazım. 13 Ocak'ta biraz hani günlük hayatınızın detaylarında Mars gerilemesi sıkıntı yaratabilir. Ya da hani uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığınız işlere belki biraz zaman ayırabilirsiniz bu dönemde. Yardımcılar, yanınızda çalışan kişi, asistanınız, hani onlarla da ilgili Mars gerilemesi biraz sıkıntılar, sorunlar, rötarlar bu dönemde getirebilir. Genel sağlığınıza tabii ki dikkat etmeniz lazım. Burası çünkü sağlık evi. Hem sizin sağlığınız, hem yanınızda çalışan kişiler, hem evcil hayvanlarınız. Buralarda Mars gerilerken enfeksiyonlar, işte böyle kazalar, sakarlıklar daha fazla ortaya çıkabilir. İkizler olduğu için virüslerle ilgili sorunlar özellikle sonbahar ve kış aylarında artabilir. Soğuk algınlıkları gibi veya işte solunum yolları, akciğerlerle ilgili sağlık sorunları biraz daha öne çıkabilir. Buralarda bağışıklık sistemini güçlü tutmakta ve günlük hayatımızda bu şekilde daha tedbirli olmakta fayda var. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.